Biz teşekkür ediyoruz milli takım teknik heyetine. Karşılaşmalara geri döndük. Şu anda Özbekistan Büyük Britanya mücadelesi izliyoruz. Gülcan Oy Naimova Büyük Britanya'dan Emi Truzdale ile karşı karşıya. Ve 2-2'lik eşitlik var. Puanlarla gelen teknikler Büyük Britanya'nın tekvandoda oldukça başarılı sporcuları olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla burada bayanlarda özellikle. Ama Özbekistan'ın da son yıllarda çok büyük bir çıkış içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Doğru. Özbekler de kuvvetli tekmelere, bacaklara sahipler. Kazaklarda olduğu gibi. Kazakistan'da evet, o şekilde. Kazakistan ve Özbekistan evet. Kuvvetli. Bu tarz yükselişte. Mücadele sanatlarında tamamında yükselişte. Yükselişte. Aynı başarıyı karate'de de görüyoruz Özbek ve Kazak sporcularda. Ama Büyük Britanya'nın sporcularında tekvando'da bir hayli ön planda olduğunu söylemek mümkün. 4-4'lük bir eşitlik. Güzel bir final izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Daha atletik bir yapıya sahip Britanyalı sporcu ama taktiksel açıdan Özbek sporcu rakibinin üstüne gitmeden rakibinin atak yapmasını ve teknik olarak rakibinin boşalmasını bekliyor. Rakibi boşa düştüğü anda da anında atak yapmayı tercih ediyor. Özbek sporcu puanları bu şekilde aldı şu ana kadar. Yeleğini çok güzel kapatıyor Özbek sporcu. Bu yüzden boy avantajı da olsa kırmızı köşenin yakalayamıyor ya da istediği yere vuramıyor. Artistik vuruştan puan çıkaramadı. Hemen arkasından Özbek sporcu puan aldı. Tam olarak az önce anlatmak istediğim şey buydu. Atletik yapıya sahip Büyük Britanyalı sporcu hızlı hareket ediyor ama o hızlı hareketlerin sonucunda mesafe iyi ayarlayan Özbek sporcu da net puanlar almayı başarıyor. Büyük Britanya tabii ki İngiliz ağırlıklı sporcuların olduğu bir bir ülke ama farklı ülkelerden de sporcular olabiliyor işlerinde. ...8-4'lük üstünlüğü devam ediyor. Zaman hızla azalmaya başladı. Ayrı vuruş. Kayyodan sonra evet. Evet, kayyodan sonra. 11-4 Naimova. 11-6 oldu şimdi. Rakibinin atağının bitişini çok iyi yakalıyor. Özbek sporcu yere biraz önce de söyledim çok güzel kapatıyor. Yani fiziği karşı tarafın daha iyi olmasına rağmen o tekmeleri almıyor. Yine bir palling denemesi. Puan çıkmadı. Dediğiniz gibi yine çok önemli bir şekilde o blokları iyi kapatıyor. Puana dönüştürmedi teknikleri ama aradan bir tanesini kaçırdı. 11-8 Palding'le 2 puan çıkardı oradan. Truzdale. Mola. Mola. Keyifli güzel bir karşılaşma oldu bu da. Evet. Hareketli geçiyor. Yani şu ana kadar tam bir taktik savaşı. -80 kilo mücadelesi Rus ve Hindistanlı sporcunun mücadelesi puan açısından biraz kısır geçti. Evet. Onun dışında oldukça geldi. Keyifli 3 karşılaşma izledik. Bu sabah yapılan müsabakalarda 3 bronz madalya kazandık. Seçil'de finalde altın madalyayla ülkemize gurur kaynağı oldu. Bronz madalyalarla da tabii ki mutluluğumuz arttı. Fatih Çelik, Mehmet Sami Saraç ve Yaşar Sami Gökbaba'nın aldığı madalyalar söz konusu. Fatih Çelik 70 kilogramda bronz madalya aldı K44'te. Mehmet Sami Saraç artı 80'de K44'te. Bronz madalya alan sporcumuzdu ve Yaşar Sami Gökbaba da 80 kiloda K41 kategorisinde bronz madalya aldı. Şu anda bir altın, 3 bronz madalyamız var.
Genel toplamda 2 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalyamız oldu. Bu da bizi sanıyorum Metin hocamızın dediği gibi sıralamada üst sıraya taşımıştır. Oh, çok güzel bir ritme geldi. 13-9. 20 saniyelik bir zaman dilimi kaldı. Yokçak ile uzaklaştırdı rakibini. Puan çıkmasa da 13 saniye kaldı. Belden aşağı bir vuruş. 13-10. Son saniyede her şey değişebilir. 15-10. Oldu. Büyük ihtimalle değişmeyecek gibi gözüküyor. Biraz önce Kazak sporcu son saniyeye kadar götürmüştü maçı. Evet. Ve 21 yaptı Özbek sporcu. Dedim. Son saniyelerde gerçekten hak etti. Gerçekten Özbek kardeşimizi de kutlamak gerekiyor. Büyük Britanyalı sporcu teknik kapasitesi olarak çok öndeydi. Fiziksel üstünlüğü de vardı. Hocam da buradan işaret ederek anlatıyor. Evet. Dediğim gibi iki sefer de söyledim. Boyu kısa olmasına rağmen yeleğe çok güzel kapatıyordu. Ondan dolayı o puanlar çıkmadı. Vermedi puan. Ve çok iyi taktik uyguladı Özbek sporcu. Ve hak etti. Sonunda da enerjisini müthiş kullandı. Gerçekten bu işin sadece fizikle olmadığını, zihinsel olarak, taktiksel olarak antrenörünün verdiği taktikleri doğru yapan sporcunun nasıl kazanabildiğini gösterdi. Dünya şampiyonu oluyor. Hak etti. Hak etti, gerçekten hak etti. O mutluluğu yaşadığını görüyoruz. Bu mutluluk gözyaşlarına şöyle bir ifade kullanıyorum ben. Burada aslında belki ağlanmaz ama asıl ağladığımız noktalar mutluluktan, evet. Mutluluktan